Evet, değerli izleyenler, şimdi gelelim miladi takvim, yani koca karı Rumi takvime. Rumi aylar miladi takvime denk gelen tarihler. Bir zemheri 14 Ocak. 13 Şubat arasında bu çok şiddetli soğuklar, hatta 14 ile 25 Ocak arasında zirve nokta dediğimiz pik noktasını yakalıyor soğuklarda değerli izleyenler. Ondan sonra geri dönüş başlıyor tabi. O kadar kısa bir dönüşler değil tabi bu dönüşler. İkincisi ise 14 Şubat ile 13 Mart arasında küçük, eskilerin deyiminde gütçük, gücük, göcük. 3 Mart ile 14 Mart arası ve 13 Nisan arasında da bu soğuklar miladi takvimine göre belirlenmiş. Bunların arasında tabi 12. aya kadar böyle devam ediyor. Rumi ayların isimleri 4 Abril, 5 Mayıs, 6 Kiraz, 7 Orak, 8 Ağustos, 9 İlk Güz, 10 Orta Güz, 11 Son Güz, 12 ise Kara Kış olarak adlandırılıyormuş değerli izleyenler. Tabi az önce 1 Zemheri, 2 Göcük dedik, 3 Mart, 4 Abril dedik. April yani şu anda Rumi takvimde Nisan demek bildiğimiz gibi. Mayıs. Mayıs'tan sonra da Kiraz ayı, Haziran. Ondan sonra 7. ay Orak, 8. ay Ağustos ve 9. ay Eylül ilk güz oluyor. Ekim orta güz oluyor. Kasım son güz oluyor ve Aralık'tan sonrası da tabi kara kış olarak gerçekleşiyor değerli izleyenler. Rumi takvime göre yani halk takvimi, kısacası koca karı takvimi de demekte yarar var. Halk takvimine göre iki mevsim var. Kış günlerini temsil eden Kasım günleri ve yaz günlerine atfedilen Hızır günleri. Tabi 1 Kasım kış günlerinin başlangıcı. 8 Kasım'da başlıyor, 5 Mayıs'ta bitiyor. Aşağı yukarı 179 gün sürüyor değerli izleyenler. Hızır günleri ise yaz günleri, 6 Mayıs'tan başlıyor. Yani Hıdrellez dediğimiz 6 Mayıs'tan başlıyor, 7 Kasım'da bitiyor. Bu da 186 gün sürüyor değerli izleyenler. Kış devresi 45'er günlük Kasım Zemheri Hamsin adlı 3 ana bölüme ayrılıyor. Tamamı 179 gün olarak kabul edilen kış devresinin ilk 134 günü yani Kasım Zemheri Hamsin dönemlerinde sayılı ya da hesaplı adlar verilmekte. Bu devre kışın en şiddetli olduğu günlerdir. Az önce anlattım değerli izleyenler. Onu da normal takvimimize göre anlattım. Yani 15 Ocak'tan başlayıp da 14 Şubat'a kadar süren pik noktası dediğimiz noktayı bulan yerler. Tabi burada bilimsel olarak açıklama yapacak olursak Dünya Güneş'ten en uzak noktaya kadar ulaşmış oluyor. Ve tabi ondan sonra dönüş sağlanıyor. Dönüşten sonra da Güneş'e doğru yaklaşmaya başlıyor. Yaklaştıkça tabi bahar yaz geliyor. Bilimsel açıklaması da böyle. Tabi bu devre kışın en şiddetli olduğu günlerdir dedik. Kışı tamamlayan 45 günlük bir devre daha var. 21 Mart'ta başlayıp 6 Mayıs'a Hıdrellez'e kadar geçen süre anlamına gelir. Yani burada kışın hafif kış ya da bahar ayları, yağışlı zamanlar ara ara soğuklar da yapar. Cemreler 7'şer gün arayla havaya, suya, toprağa düşerek düştüğü yeri ısıtır. Meteorolojik olarak sıralanması yanlıştır. Halk arasında önce havanın, en son toprağın ısındığı inancı gerçekte tersidir. Buna kanıt olarak dağ doruklarındaki karlar gösterilebilir. Halk takviminde ise havaların ısınmaya başlayacağı anlamına geliyor. Tabi bu ısınma belli bir zaman sürüyor. Eskilerin dediği gibi tabi 6 Mayıs'a kadar süren bir zaman.